Başkanı Çankaya Köşkü'ne geçer oturur. Bir koalisyonsa koalisyon Türkiye bir uzlaşmayla yeni bir iktidar alternatifi bulur diye düşünenlere toplanıp toplanıp kısır börek günü yapıyorlar diye yanıt veriyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Hani kısır börek gülerdik, gülebilirdik keyfimiz yerinde olsa rahat durumda olsak altın günü benzetmesi yapanlar var. Altının gramı 512 lira ekranda yazıyor. Paramız değer üstüne değer kaybediyor. Üstelik Üstelik bir de ortada çok ciddi siyasi cinayetler işlenebilir iddiası var. Bir kişi değil, iki kişi değil, üç lider değil. Birçok ismin dile getirdiği ihbarlar, siyasi suikastler olabilir önümüzdeki süreçte sözleri. Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte, yakın geçmişte söylediği bunlar daha iyi günleriniz sözlerini hatırlatıyor. Yine muhalefete ülkeyi yönetmeye talip olmaktan vazgeçmelerini tavsiye etmiş olmasını hatırlatıyor ve bu kaygımızda yer bu kaygımız yersiz değil bu kaygımızda haklıyız diyor. Bu daha bir daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Kime ait bu söz? Bu tehdit değil midir? CHP Genel Başkanı'nın belli kişileri öldürmekten ve siyasi cinayetlerden bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Cumhurbaşkanı'nın muhalefete ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçin sözleri sonrası Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler olabilir kaygısı taşıyorum demişti. Bu sözler sonrası başlayan polemik sürüyor. Rahat olsun milletimiz. Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geri dönemeyecektir. Yani Cumhurbaşkanı çıktı ne dedi? Bunlar daha iyi günleriniz dedi. Bakın işin vahametine bakın. Sorumlu bir muhalefet olsaydı böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. Bu tür duyumlar, bilgiler elbette gelir. Kimisi e, daha sivil alanlardan gelir, e, kimisi de daha e, biraz daha dikkat edin diyen alanlardan gelir. O kadar söyleyeyim. Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. AKP'li isimler siyasi cinayetler olabilir iddiasına tepkili muhalefetse Cumhurbaşkanı'nın sözlerini hatırlatarak yanıt veriyor ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin diyor. Sizin lehinize olur diyor bu. Sayın Kılıçdaroğlu bunu bir şekilde söylüyorsa emin olsun, o da emin olsun, vatandaşlarımız da emin olsun. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisine fitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, Hiçbir tesebbüse müsaade etmez ve etmeyecek. Ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır, hiçbir davranış bizden biz bizden olmayacaktır. Muhalefet iktidarı seçim öncesi kutuplaştırmakla suçluyor. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Güzel şeyler olsun artık hak ediyoruz hepimiz ve çok yorgunuz ve çok yıpranmış durumdayız. Sedat Peker tweet attı az evvel saat 18.07 atmış diyor ki benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Peker böyle söylüyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu ölüm listesine eklemişler. Eli silah tutan adamlar kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim gazeteciler değil ki diyor. Hatırlayacaksınız Erk Acerer. Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşmıştı. Bundan bir süre önce bir ölüm listesinden söz ediyor Peker'de. Şimdi az evvel attığı tweetlerde. Durum böyle. Hal böyleyken bir gazeteci, vatandaş gazeteciliğinin örneklerini ortaya koyan Rabia Naz'ın nasıl öldüğü sorusunun peşine geçmişte düşmüş olan etkili tweetler atan, Twitter üzerinden haberleri ve iddiaları paylaşan Metin Cihan dün bazı belgeler ortaya koydu. Bu belgelerde Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın devletin içinde adeta bir paralel devlet gibi yapılanmış olduğu, torpilli atamaların üst üste geldiği, insanların kayıt altına alındığı, öğrenci yurtlarına çöküldüğü iddia ediliyor. TÜGVA eliyle. O belgeleri Metin Cihan paylaştığı için Metin Cihan'ı hedef aldı. Bugün iktidar gazeteleri işte bu kişi şöyle şöyle suçlara karışmış bulaşmış falan filan diye iddia sahibini karalama yolunu seçti. TÜGVA'dansa uzun bir açıklama geldi. Videoyla açıklama yaptılar. Müzikli, şarkılı bir videoyla hepsinin yalan olduğunu söylediler. Ee, şimdi önce haberi izleyelim. Yalan mı değil mi çok net belli olur. İsimler var TÜGVA'da bulunmuş, TÜGVA'ya yolu düşmüş, TÜGVA'da yöneticilik yapmış, TÜGVA'dan yetişmiş, devlette bir yere yerleştirilmiş. İsimler var tek tek. Çok nettir, çok basittir. O liste alınır, tek tek kontrol edilir. Bundan sonra yapılacak olan şey budur. TÜGVA devletin içine özellikle geçmişte de bazı cemaatlerin yapmaya çalıştığı gibi, hali hazırda da bazı cemaatlerin yapmaya çalıştığı gibi kendi adamlarını yerleştirmeye çalışmış mıdır? Soru bu kadar net, iddialar ortada, TÜGVA'nın verdiği yanıtı da ekrana getirelim. TÜGVA, Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı. Geçtiğimiz günlerde vakfa, 2500 lira aylık bedelle kiralanan Büyükada iskelesinin üst katıyla gündeme geldi. Bina, mahkeme kararıyla İBB'ye geçmesine rağmen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti. Ha! TÜGVA yine gündemde. Bu sefer vakıfta bulunan kişilerin kimlik numaralarına kadar kayıt altına alınmasıyla, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla başta Rabia Naz Vatan'ın ölümü olmak üzere birçok konuyu gündeme taşıyan Metin Cihan, şimdi de vakfın eski bir çalışanının kendisine gönderdiği belgeleri yayınladı. Söz konusu kişinin iddialarına göre Tügva ERP adında bir sistem kullanıyordu. Telefonlara indirilen bu sistem bir süre sonra bozuldu. Çok sayıda kişinin kimlik bilgisi başkalarının eline geçti. Sistem adrese dayalı bir link içeriyordu. Kişi atanmak istediği yerle ilgili bilgileri buraya giriyordu. Oluşturulan liste yönetime gönderiliyordu ve torpilli atamalar bu şekilde yapılıyordu. Ama en ilginç iddia sistemin devletin nüfus kayıt sistemine bağlanması. Listeyi sosyal medya hesabından yayınlayan Metin Cihan, isimlere, kimlik numaralarına, telefonlara bant çektim. Ama bu listelerin başka ellerde de olduğuna eminim. Bugün torpiliyle mutlu olanlar yarın zor zamanlar geçirebilir dedi. Yurtlara yerleştirilen çocukların listesinin de tutulduğunu paylaşan Cihan, yapılanmanın TÜGVA'dan ibaret olmadığını iddia etti. Yurtlar için 7 oluşumun toplantı yaptığını, liste hazırlandığını, sonra paylaşım yapıldığını söyledi. İlk listede 821, ikinci de 285 bina bulunduğunu belirtti. Öğrenciler yurt bulamazken meğer mevcut binalar bunlara dağıtılmış dedi. Metin Cihan'ın paylaşımları üzerine Tükva Genel Başkanı Enes Eminoğlu bir açıklama yaptı. Hem Cihan'ın paylaşımları hem de adalarda yaşananlarla ilgili. 6 dakikalık, müzikli ve altyazılı olarak hazırlanan videoda Hitler'in Propaganda Bakanı Göbel'se dahi atıf yapıldı. Tüm iddiaların masa başında oluşturulduğu, belgelerin sahte olduğu öne sürüldü. Metin Cihan bu belgeleri ortaya koyan isimde hedef alınmaya devam ediliyor. TÜGVA'da müzikli göbezden bahseden 6 dakikalık bir videoyla yanıt veriyor. Şimdilik durum bu. Çok ciddi bir iddia bu. Bu arada e, TÜGVA belgeler masa başında oluşturuldu diyor ya. E, gazeteci Candan Yıldız arkadaşımız belgelerden birindeki numaraya ulaştı. Az evvel kişi TÜGVA'ya attığı maili doğruluyor. E, bir süre üye oldum TÜGVA'ya ama şimdi bir ilişkim yok diyor. Bu kadar basittir gazeteciliğin gereği budur listeler ortada o kişiler tek tek bulunur TÜGVA'ya üye mi nereden gelmiş nasıl yerleştirilmiş kimin torpiliyle hangi torpille işi alınmış bir bu eksikti dediğinizi duyar gibiyim ama bir süredir böyle ülke bir de Sadat var biliyorsunuz Sadat'ta da bir danışmanlık şirketi askeri danışmanlık şirketi ama devletin bir kurumu gibi çalışmakta hatta iddia odur ki harp okullarının mülakatında Sadat yer alıyor. Muhalefet konuyu meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Araştırma önergesi verilecek. Harp okulları giriş mülakatlarının 15 Temmuz sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle değiştirildiği de ortaya çıktı. Sadat bir suç örgütü müdür? EDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç sordu bu soruyu. Sadat'la ilgili araştırma önergesini bir kez daha meclise vereceklerini söyledi. Sadat isimli kuruluşun nasıl çalıştığı, hangi kaynaklardan beslendiği, ne tür eğitimler verdiği çünkü içinde suikast eğitimleri dahil olmak üzere çok ağır eğitimler de söz konusu. Bütün bunların araştırılması için bu mecliste defalarca HDP olarak biz ve diğer muhalefet partileri de araştırma önergeleri verdik. Hepsinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirtti. Yine